Kaldığımız yerden devam edilir. Bir gün tabii ki misafir bölümümüz bir gün biraz gecelaştı. Yollar kalabalık gerçekten. Genç bir şair arkadaşımız bir gün programda olacaktı bizimden. Mehmet Altınyürek programımıza hoş geldin Hoş Mehmet. Hoş bulduk, sağ olasınız. Günaydınlar diler sana. Size de günaydın bütün Türkmen milletim, bütün Irak milletine günaydın diyelim. Sağ olasın. Tabii hal üzere güzel sağlık güzel programı için. Sağ ol, var ol. Ve çok sağ ol da beni davet ettiğiniz için. Sağ ol, biz de sana teşekkür ederiz. Bizi kırmadı, programımıza katıldı. Sağ olasın. Uzun zamandır Mehmet yoksan şehir dünyasında ama güzel bir dönüş yaptı. Albomla, 2021 albomunu indirdi. Ondan başlayalım. Ara sıra bir yani mesafe koymak ister mesela. İster. Yani yeni bir şey çalışmalarsa, yeni bir fikir usaf yapmaksa. Fikir usaf etmeksi, yenici düşünmelerse. Doğru. Mesela yeni bir konu tapmaktı. Doğru, yani bu da güzel bir şey aslında. Ama başlayalım 2021 albomu, ha zaman başladı çalışmalarına? 2021 albomu takriben 12. ay, 2020 12. ay çalışmaya başladım. Degalli abim yanında Ali İnce Barmak Voice Studio'da. Buradan saygılarımızı selamımız özüne. Üçüncü ayın takriben beşinci ayı anladım özün. Güzel. YouTube kanalımda. Bir de Voice Studio. Evet. Voice Studio kanalında neşettim özün. Albumun adı Sevsaydı Yetmezdi. Sevsaydı Yetmezdi. Güzel. Bu adı neden seçtin? Bir şairi vardı bunun üzerine yoksa? Bir kitap vardı yani daima okurum özün. Ziyos Kabadayı'nın kitabı Sevsaydı Yetmezdi. Yani şöyle etkiledi. Özel kitabın? Kitabın adı böyle. Ona göre sen de şairi bu adı. Yani koydu. O kitabı okurken etkiledi beni mesela. Etkiledi. Çok. Ondan bir şey aldı şeyler yazarken? Yok, sadece düşüncelerim. Düşüncelerim. Peki, merak ederim. Mesela bu albüm 3 ay takriben sürbel, 3-4 ay. Her birisinin farklı zamanda yazdığı, farklı hikayesi var mutlaka. Neçe traktan oluşur yani? 8 trak. 8, güzel. Bundan önce de albümü var idi. Albüm var idi ama. Bel. Yani mesela bir sene tek tek idi. Bel. Albüm kamil şey etmem, toplamamışım özün. Ama bende önemli olan yani albümden mesela trakten önemli olan konudu mesela. Yani albümün mesela şiirler ne ile ilgili ne mesaj konulardı? Ne mesaj görsadırı, ne mesaj kan şair o daha içine tesir etmese mesela diye de o şiir, o diye de o koryat daha ben. Yazdığı bu şiirlerdi. Yani bu 8'de ne her birisi başka bir konuydu? Başka bir konu. Bu da güzel bir şeydi. İlginç bir şeydi aslında. Doğru. Her birisinde bir konu koymuşsun. Başka bir konu koyuyor. Mesela şiirde mesela illa sevmek, illa ayrılık. Mesela karşılık etse özün. Adamlar sevmiyor. Adamlar doğru. Mesela kardeşler ilgilisi, adamın neneyle ilgilisi. O yüzden mi? Biraz önce dedi, insan ise bir ara versin, düşünsün. Düşünsün, bunlar ona göre bir şey etsin. Peki, bu 8 deneden en yakın olan Ürege, onu da başlayalım. En yakın ya da birincisi neyi yazdı, onu başlayalım. Hikayesini anlatıyor bize. Birincisi... Sevsaydı Yetmezdi. Albumun adıyla başlayalım. Adıyla. O zaman dinleyelim, sana merak ederim. Gözümden emredersin. Sevsaydı yetmezdi mene değiller. Sen gitti vardığın an, üracım yiller. Sevsaydı yetmezdi mene değiller. Sen gitti vardığın an, üracım yiller. Çok harap sözlerden mene kıyırlar. Sevirim diyerdi. Sözüne kandım, böyle vefasıza nece inandım. Allah. Sevsaydı yetmezdi mene o hain. Yazık menden çaldı ömrümün payın. Ben yoruldum çektim bu aşkın vayın, sevirim diyerdi. Sözüne kandım, böyle vefasıza nece inandım. Allah. Böyle vefasıza nece inandım. Güzel. Böyle vefasıza insan inanmaz ki. Aslında şiiri güzeldi. Sağ olun. Ve en güzeli olan adıdı. Ama adını başka bir yerden getirdin. Sen yalnız düşünmüyorsun. Ya doğru diye. Aslında bu doğru dediği zaman bence güzel bir şeydi. Bir de kitap okumağı da güzel bir şeydi. Ne kitapları mesela okusan fazla? Şiir hatır için yoksa sen hep kitap okumağı seviyorsun? Yok, kitap okumağı seviyorum. Yok, sadece şiir mesela. Çok genellikle yani Türk kitapları okurum mesela. Tarihle ilgili, toplumla ilgili ne kitabı? Yok, söz. Söz. Söz, şiir. Tabii ki bir şiir içinde söz aynı. Çok önemli. Söz kaynağı, kelimat kaynağı mesela. Ne kadar çok olsa o kadar şiir daha zengin olur. Peki Mehmet, Sevsaydı Yetmezdi, bunun seninle ilgili bir hikayesi vardı, bu etkiledi seni. Asla. Ama şerdeki mesela, şerde. Yazdığım şeyler şerdeki ile üzerim olsun. Ama toplumun dilinden yazsın diye. Ha, mesela kan şarımdaki mesela görüyorum,
neler çekir mesela? Bəli. O mesela zorfumuz ne yaşırıq bu zamanda? Peki öz üzeri hiç şehri yoktu? Benim üzerime? Bəli var. Ne şehri var mesela? Neyi yazdın? Ama eskiden bir şehirdi yani. Eskiden yani. Ha. Ama millet değişti bu özü. Ha millet değişti bu özü. Zaten şarkı da olur bu şey. Merak ederim. Haz ederim o şehri. Pony bin deşitim. Neler ettim sen öte? Yani bu tabii ki üzerimdi yani. Yani hani bir insanı seversen, bir insanı mesela bütün duyguları verirsen, her şeyi yaparsan sonra bakarsan boşa gitti. Neler ettim sen otun? Hiç durmadı gözü de. Söz vermiş dumanımsın, yalan yemiş sözü de. Düşersen yaman derde, kan kalmasın özü de. Düşersen yaman derde, kan kalmasın özü de. Bir daha sevse seni, bu cevlümü sökerim. Görsem seni yanın, sen gelip benzin tökerim. Yandırmıyorsun. Güzelymiş o da. Sağ olasın. Bildiğimce bu mani oldu. Ha, mani oldu. Kim çağırdı bunu? Ramizan mani. Ramizan, böyle bu mani oldu. Bundan birkaç yıl önceydi. Peki maniye de yakın sen, mani beste yazmaya yakın sen, mani sözü. Böyle. Kimler için yazıpsan bugüne kadar? İlk bestem zaten Hatap Kayat'ı okudu. Sen Nasıl? Öyle, sen ben öyle. Bəli, o da güzeldi aslında. Doğru. O da o mani tuttu yani. Sen ölürsen ben ölürüz, zahmet daha kavuşaq. Bəli. O başka? Güzel Çiğinci... bir şarkıdır. Sağ ol, sağ ol. İkinci bəstəm dəqiqəsə sarıcımız. Musa Palak Yıldız. Nasıl? Sevmeyenler ne bilsin. O da güzeldi gerçekten. Zaten takıbı Mustafa'ya cüt şarkı vermiş ama. Başkalar ne veripsen Mustafa'ya? Selamın daha bitti. Selamın daha bitti. Bir daha. Necaydı o? Yani nafsa ayrılıktı ben ayrı. Nafsa ayrılıktı ama o da güzel mühendi. Selamın daha bitti. Selamın gerçekten daha güzel mühendi. Başka? Yeniciler de vallahi ses sanatçılarına vermişim vallahi. Ahmet Vazı da olsun, sayın selamımıza. Selamımız Hapsi. Erkan Reşit olsun, Esam abimiz olsun. Hapsi de ara vardı. Hapsi de aram var. Hapsine de mani veripsen ya da uyaracaksan. Yok, bende bir tabiat var. Kimseyden küsülmem. Güzel. Peki şairler de aramadın zaten, genç şairlerimiz de, büyüklerden. Hiç kimseyden küsmeyip sen? Hayatta. Ne güzel. Güzel. Peki kimi çok beğensin? Başarılı görsün. Her birisinde an diyorlar, her meyvede bir dadı var. Her Siz birisinde başka bir dadı var. Şairler, bir de mutluluklar, hepsi bunu ezberleyip biz bunu diyelim. Neden? Ya, o da mesela bir Ama insanın de... yani mesela bir ad verebilirim. Bunun şairin beğenmem. Ya da önceden bunu yeştirdim, şairi belaydı. Ben hayatımda bir kural koymuşum yani mesela sanat dünyasına girmeden evvel ve girenden sonra. Yani mesela ben diyelim Mehmet Altınyürek, tamam? Yani lakabıma göre davranırım kanşarım da açına. Onu merak ederdim. Gerçekten yani demek madem kimsenin küsmeyipti, madem kimseye karşı bir şey yoktu demek bu lakab da uyur sana. Sağ olasın. Kimse kurdusan yoksa özü kurdu özü. Yok özüm. Güzel. Hakan Altın çok sevdi ondan. Seviyorsan. Onun için yani şeyler de ayrılık üzerine de hüzünlü. Hakan Altun dinleyen Aynen. mutlaka hayatlı. Başka bir şey. Başka bir şey. Cengiz Kurtoğlu mu o zaman dinlesin? Cengiz Kurtoğlu. Bu da Hakan Taşıyan. Da aynen grupta. Zaten insan mesela bir şey seçti mesela. Yani ona göre tasarruf et. Kasarda yok mesela bas attan bilsin. Filan mesela belad filan belad. Yok koy tasarrufatına bilsin. Şimdi mesela İslam, hardan bildik mesela Müslümanı. Karşı, kafir hardan bildik biz Müslümanı. Gayr ettiğimiz davranışına karşı. Doğru, İslam'ın şeyini tatbik ederek. Yani ondan bildik mesela İslam'sa. Lakabı tatbik etmeye çalışsan güzel bir şeydi aslında. İnsan da öz hayatı için bir çizgi koymağı çok Tabii güzel ki. Bir şeydi. Bir yol üzerine gitmeyi. Eylül Mehmet, eskilerden, eski şairlerimizden, ustalarımızdan en çok kimi dinlerdi ya da yine kimi dinlesen? Allah affetsin, değerli ustadımız Ziyad abiyene. Allah affetsin. Bir de ustadımız, değerli ustadımız buradan saygı saygı, Cumhur Çerçüklü. Buradan saygılarımızı iletirik. Selamünaleyküm. Bir de ustadı Muayet Boyak'tı. Ona da saygılarımızı iletirik. Zaten Amun'da şairdi. Böyle. Fazıl Çabab'tı. Amun'du, öz Amun'du. Buradan saygılarımızı iyi, gerçekten iyi şairdi. İyi yazar. Ben de merak ederim acaba ilk kez şair okuduğu zaman kim seni keşfetti? Mesela bir düzen şiir yazabilsin. Ben yazardım ama yani çıkmazdım ortalığa. Daha bir gün değerli kardeşim abimle otururken saygı salam bazen Ali Gözmağı. Buradan saygılarımızı iletirim. Daha diyelim ama neye çıkmışsın ortaya mesela? Yani sende bu
kabiliyeti var, bu yeteneği var. Derim ya, yani yazarım mesela, çıkarım. Ama yani bir sene de karşılıksız. Olabilir biz ya yani mesela giderdim mesela haflelere, o eğlencelere. Para almadan para yani. Almazdım. Güzel. Hapse de bile bu şey. Güzel. İyi de eğlenceler hiç katılıp sen kaşar be kaşar koryata hiç girip sen. Ha girmişim. Nece özü güvensen? Güvenmesem oturma. O lahzalar çok mu yani ben otururum diyorum bu kelimeler harda o da kalklarına gelmiş. Zahmet bir sene de mesela. Yani biz oturmuşuz selaşırız. Hani mesela biz ittifak ettik mesela bir mevzuya selaşırız. Hani mesela Hüseyin'in fikrinde bir başka mevzuya var. Ben de sen selaşırız ama Hüseyin bir başka mevzuya attı ortaya gelişim. Onu cevabı verirsen. Cevabı verirsen. Cevabı vermezse aslında orada... Aslında zor bir şeydi. Zordu. Sen bilsen dünyanın hiçbir dilinde yoktu bu. Doğru. Bir tek Azerbaycanlarda da o da vardı. Yani aynen zaten onların biz, manileri... Bizim yani dilimiz zengin bir dildi. Doğru. Aynen. Yani... Mesela absat misal veririm sana dinas koryatlarımızdan mesela. Cinas çünkü bir kelime farklı mana verir. Çi'den de fazla bazı yerde verir. Aynen. Yani ben bir koryat aldım bir dinas mesela 4-5 mana verir. Güzel. Ben dinas yazsan? Dinas da. Güzel. Ölümüm dinastı. O zaman sırada hazırla eğer var ise ya da. Emredesin. Tekrar albuma dönelim. Albumda yenge albumda ne şeyler vardı? Bir şeyler oksa bizim için. Sevsaydı yetmezdin okudum. Başka? Bir zamanda yaşırıq. O dinliyor da var içinde. Gene yadıma düştü. Menden başkasını sevdi. Naxsını sevsen okuyasan? Cefud. Sıraydı. Onu yedim, tamam. Bir zamanda yaşırıq. Onu bir zamanda yaşırıq. Yani bunu yazarken mesela düşündüm. Mesela zamanımızda ne oldu? Yaşar ona göre mesela. Yani i̇şte kaşavdaşın etkilesin. Güzel. Dinliyor o zaman. Bir zamanda yaşırıq. Her çeşit paraya dalıp. Bir zamanda yaşırıq, her çeşit paraya dalıb, ne niyetler saf olub, ne doğru bir söz qalıb. Evlad neneye qıyar, kardeş kardeşi salıb. İnsanlar da işindi. Zaman aynı zamandı, cevuller daşa döndü, buna dinle imandı. Bir zamanda yaşırıq, sevmek de yalan olub. Bühtan, aldatmak, saxta, cevuller Çin'den dolub. Allah'ım özü rahmet. Gör bak halımız ne olur. İnsanlar da işindi. Zaman aynı zamandı. Cevuller daşa dönü. Bu ne dinle imandı. Allah. Cevuller daşa dönü. Bu ne dinle imandı. Gerçekten. İnşallah hiçbir şekilde daşa dönmez. Çünkü tamam özü bizim durumumuz da işildi. Ama bazı insanlar da var rahmetlidir. Var. Bir de şarkıyı çok beğendim. Aslında bir sen neden? Çünkü farklı bir şekilde oksan özü. Bir de seçtiği kelimeler de farklıdır. Özü böyle olmasa yani hepsi şairler bir gözden bakarsın. Bir gözden. Aynen. Bir de bir şey var insan bir hareket diye duha mesela. Hı. Zaman değişir miyip? Biz de değişir. Aynen. Aynen. İnsan yani değişir. Demezsin vallahi. Aslında hayat zaman aynen. Aynen. İnsanlar özü değişir. Özü değişir. Doğru. Mesela Hüseyin'le aynen kalkırdım, aynen otururdum. Vallahi zaman koydu böyle olmuyor. Zaman yok. Zaman uzak oldu. Öz tabiatı o şey o değişildi. Doğrudur. Aslında şairde dedik o zaman her şey üzerine yazmağı çok önemliydi. Bunu da yaptık. Bir de özüm. Bazen Hüseyin derler şairler biraz daha duygusal olurlar. Çok. Bir de kadınlar severler bir şairden tanışmağı. Bu doğru bir şeydi. Doğru. Doğru. Çünkü mesela ne taraftan duygusal olasan? Kan şairde açın mesela yani derdin ne işte o? Yani özüyle yaşasın özün. Ama bazı insanlar var yani çok insanlar var. Yani mesela erkek olarak aramaz mesela. Hadi o tamam boş ver inşallah iyi olur. Bas budur. Ama yok şair dese o mesela. Yok yaşar özle mesela. Zaten aynen. Kelimenin anlamı o anlama geldi. Yani sadece şair bu, onu şöyle yaşamak. Aynen sadece bu değil ki bazen hissederim bir şair sen de işte bile. Mesela bazı insan belki de derdi o diyesen eşitmez seni. Eşitmemekten geldi ya da sen selaşsan özce anlamaz seni bir şair kadarca. Mesela ben bazen bizim Aydın Aslan var şair tanırsak buradan sayımız var. Selamımız. Ben hep sıkıldığım zaman giderim yanında otururum. Ne güzel. Selaşarım özü dinler bana şairden cevabımı verir. Güzel. Hemen moralim bir daha güzel. Yerine geldi düzeni. Hem şairden cevabı verir mesela hem de bir sene de sen selaştığı şeylerden fıkra al ya mesela. Aynen. En merak ederim sana da bir bel arkadaşım vardı mesela. Ben bu şiirlerimden bir tanesi mesela aynen bir arkadaşım geldi. Mesela derdin selaştı. Dedi sevgilim nedir bana ayrılığın.
Necə o bir duazdır? Dedim, yox, belədəki, məsələn, sən təcrübə edirik, ya məsələn, sən siyə ölünməz edirik falan. Dedi, yox, hədir, mənə ayrılaq. Tamam, hiç oğlana məsələn, moral verdim falan. Daha döndüm ya, yani çoxlu mən gecə şəhər yazarım. Xas oda vardı. Şəhərlər belədir aslında. Xas oda vardı. Xas odam var. Özel acıvağı vardı, məsələn, bir müzik dinləsən. Odamda bayaz ışıq yok zaten. Ne güzel. O hiç hapsi hüzünlüdür. Hapsi hüzünlüdür. Daha ha, baktım yani oğlanın hakatı yadıma geldi mesela hani şimdi dedi. Anlattığı durumu. Ha. Ben de onun üzerine bir şey yazdım. Dinleyebilir. Aklımdaysa. Tabii ki. Dinleyen o zaman. Ha dedi o ayrılığın. Ha dedi o ayrılığın istadığı oldu yar. Yalan aşkı uzundan cevlem gamdan doldu yar. Sana gülüm diyerdim. Şimdi o gül soldu yar. Sana gülüm diyerdim, şimdi o cüz oldu yer. Yani bunca, bas, bunca yazmışsın. Geldi. Güzel. Kamildi yani. Kamil yazmışsın özünü ama bu geldi tabii ki demek. Yani o sevgi, neydi? Ama o gül soldu artık, ha. O sevgi bitti. Konu neydi? Hadi hadi o ayrılığın. Konu işte arkadaşın sevgisidir ayrılığın. Mesela bir parça da orada, hadi hadi o ayrılığın, çünkü aklı o okudu. Aynen. Düşündüm, benim sevdam sana kançar korkudu. Bir elimi seren dedi, rızalım yarını okudu. Güzel. Yani her şeyde bir şey. Akıl okuyan yani olur. Yani bende bir şey var, tabiat var. Şiir yazdığım zaman hayal girtmem içine. Valla keşke bir taş olaydım, keşke bir tepeyem. Ama mesela bir bilbilem. Mesela baktı, yok almam. Güzel. Ne vakıatı onu alırsan. Vakıya şiire daha yakınsın. Tabii. Aynı bazen var hayaldan da şiir yazabilir. Sevmem ben hayal. Ne güzel. Çünkü sen vakıayı açsan, insan ne de bilbil olur. Peki neden şairler çok şairleri sevmeye meyli var? Yani mesela çok şair var, milli şairler yazar belki de nene üzerine, baba üzerine. Ama en çok şairleri sevmek üzerine. Sevmeseydi yazmazdı. Güzel. Sevmeseydi yazmazdı. Bütün şairler aşık olduktan sonra şair olurlar. Tabii ki. Sevan ancak şair olur yani demezsen. O şeyde desem bak o Dinas. Diyelim sana o horiyatlarını. Sen ne zaman şaire yazmaya başladın? Tebilak'ı ne zaman sevdin? Tebilak ne zaman aşık oldu o zaman? 2008 idi. 2008. Merak ederim, o halde o ne çağdı? 91. 91, 2008. Ama belli olmuyor on, yani. 17, küçük, 17 yaşındaydı. Belli küçük görsen. Ama belli olmuyor gerçekten. Belli daha iyiydim, ben daha de küçük gösterdim. Aslında ömür rakamdı, insanın ruhu genç olsun. Aynen. Aynen. Peki dinaz dedi o. Ben çok severim dinaz dinlemekini. Yani hepsi mesela sanatçılar, şairler, hepsi bilir, ben dinaz horiyeti seviyorum. Aslında dinaz yazan demek çok iyi şairdi. Çünkü çok iyi kelime seçmemizde. Kelimette. Dünyanın senden bir kaç dinaz. Ahır diyar. Her adı ahır. Diyar. Ahır diyar, her adı ahır. Diyar. Diyende o ayrılığın gözyaşım. Ahır diyar. Ahır diyar. Güzel. Alem bitse ayrıldık. Harap söz ahır. Diğer. Diğer. Son kez gel görürüm seni bu görmek. Ahırdı. Ahır diyar. Sen o aşkı gölümde evvelde ahır diyar. Sen o aşkı gölümde evvelde ahır diyar. Allah. Başka? Başka. Ne üzerine sen onu? Ne üzerine aklıma gelirse. Yani bu güzeldi gerçekten. Diğer kelimesini farklı yerde farklı anlamı. Kaybetti bir degarı. Bir degarı kaybetti bir degarı. Cevlümden sildim seni, hiç dönme bir degarı. Allah. Tapmasan. Tapmacamı tapma sen. Sen. Tapmasan, tapmacamı tapmasan. Bir gün geri döndüyse onda beni tapmasan. Allah. Bir gün geri döndüyse onda beni tapmasın. Nemin aklı durdu. Kelimeler aldı sen, görsen ne fark var. Anlarım tabii, yani şiiri çok güzeldi. Ama ciddiden bir gün geri dönse sana, hiç tapmaz seni. Hayatta. Zaman geri döner. Hesedim. Çok yani, hani bazen ben çok, Hüseyin bilir, biz daima programlarımız şiirlerden çok fazla olduğu için bütün şiirlerden oturmuşuz. Hapse olmasa da ama oturmuşuz. Hissedirim sen çok yaralısan, yara üzümden şehirdiysen.
Öz zaten belliydi yani. Şerlerimden belliydi. İstemez diyeyim. Hakan Altın dinleri, Cengiz'i dinleri. Hakan Taşan'ı dinleri. Bir insan merak eder acaba bu ne yapabilir günlük hayatında, neyle uğraşır? Neyi fazla daha sever şiirden ayrı? Şiirden ayrı iş mi severim ben? İş o derken? Ben yani muhasebatçılık yaparım. Güzel. Yani iş, her şey mesela çok vaktim işimdendi. Bir de döndüm ben mesela kitap okurum. Güzel. Ama bir şey de vardı, üzüne bakanda aslında gülegendi de. Aynen. Ama söz... Ama içi, içi ayrı, dişi ayrı. Bilmem. Böyle daha iyiydi. Gene beni taptık hem. Bu yengel bumudan da? Yoksa Cinas, Horyat. Dünya. Bir cevabı bizim, verir bize. Bizim şeydi yani. Şehirden cevap verir. Ha, genelde mesela. Yani çok insanlarımız Cinas mesela sevmez. Ne sevmez? Çünkü aklını bulaştırır. Yani anlamaz bazen. Ha, bir kelime ne de çümane verir. Ama ben çok severim. Merak ederim kelimeleri. Çoklu dörtlüm sever. Mesela dörtlü derken gene beni taptığım. Gene beni taptığım, gör halim, ne yaptığım. Bir kere şansım geldi, tez elimden kaptığım. Allah. Güzel. Güzel. Selaşıp hüsmüyaydı. Sen benden küsmüyaydı. Selaşıp hüsmüyaydı. Sen benden küsmüyaydı. Küsmüyaydı. Keşke dağdan düşeydi, gözümden düşmeyeydi. Allah. Ne güzel. De bir vasıftı. Güzel bir vasıftı aslında. Aynen, güzel bir şekilde. Başka? Devam mı? Başka. Devam et. Biz hemen izleriz seni. Hiç sorun yoktu. Keşke yer gitmeyeydi. Tabii bu şehrin, yani bu Horyat'ın fazla bir özelliği var bende. Yani ben hani dedim. Şimdi onu da sonra hiç acele etme. Haz eder, merak eder böyle şey. Mesela yani yatmıştım. Yani sevgilimi rüyamda gördüm. Güzel. Saat 5-6 uyandım. Uyandığımda bu Horyat yazdım. Hemen uyandıktan sonra? Yazdım yani dakikası. Çünkü sabah kalksam daha yadından çıkar. Güzel. Güzel bir hikayesi. Aynen. Keşke yer gitmeyeydi. Dediğin etmeyeydi. Keşke yer gitmeyeydi dediğin etmeyeydi. Gece yukuma geldi, hiç yuku bitmeyeydi. Allah. Gece yukuma geldi. Hiç yuku bitmeyeydi. Sor, güzel. Derken sor. Ben yıklamak tutacağım, tahzen vazgeç. Yok yok, yıklamak derken gözlerimden de bitti. Ben de bindir, ben de yapayım. Bu yani ben emindir. Gözlerimden de bitti. Sular da çamdan bitti. Hadi hadi bir gün gülüm, hayatım gamdan bitti. Allah. Ben de bir şiir diyeyim. Söyle, ben şiir ver. Bir parça şiir diyeyim ben de. Daha iyi olur. Tamam. Dere bilmirem nemdi benim. Yedigim gamdi benim. Ya Allah bana zulmedim, ya aklım kemdi benim. Sen de Allah sağ ol. Bilmiyorum. Ya Allah zulmetmez çünkü Allah hepimizi sever. Tabii ki. Ama işte belki de bazen insan hani içinde bir çocuk var ya. Doğru. O bazen şımarıklık hareket eder. Var. İşte o insan aklı kem oldu. Etraf edin. Ne cevap ettiniz? Ne güzel şey yapar. Anladır öz özünü. Aynen. Ağzına sağlık. Biz sağ ol, ağzına sağlık. Gerçekten. Biz gerçekten daha fazla duymak isteriz yani mesela. Daha fazla ne şiirlere çok meyli var. Mesela indiye kadar ayrılık. Düşünürsen ayrılık. Çok. Şey etti biz daha hastalık. Dünyanın ayrılık. Albomuda da bildiğimizde ayrılık vardı. Yok, ayrılık maske. Çok var. Var çok. Yani zaten en sevdiği ayrılığı okuruz mu sen? En sevdiğim ayrılığı. Zaten bir tek de var ayrılık. Ayrılıkla ilgili Yencel Bob'la. Güzel. Bir de Halit'ten bundan bir Nenözer'den bir güzel bir şey yaptı. Birinci ayrılığı işledin. Tabii ki bu dediğim sen ayrılık. Yani bakın dedim ya hani vaka. Mesela bir tek sevdi ayrıldı. Tamam. Yani bu benim üzerime değil ki. Bas yani kazdım yani yaşandığın yazarım ben. Güzel. Mesela bir tek sevdi ayrıldı. Mesela bir ay, iki ay sonra baktı sevdiği başkasını sevdi. Ne tez üç aydan sonra. Yok mesela yani. Ama haber geldi mesela. Tamam. Ama mesela filan yani sevgili gördüm başkasını, o başkasını sevdi işittim. Onu da yazdım bunu. Benden başkasını sevdim. Benden başkasını sevdi o işittim bunu haktan. Benden başkasını sevdi o işittim bunu haktan. Koydum beni yaşayayım her gün kahır ahvaktan. Bilseydim o faslısın, atmışım seni çoktan.
Bilmem öz özü uyuyasam. Sevdam yadıva düşse, daha sana dönmerim yerden asman birleşse. Allah. Bilmem başkasın sevdu yanında kırdığı mani. Benden başkasın sevdu. Yanında kırdığı mani. Yanında kırdığı mani, sattığı mani, aşkımı belimden vurduğu mani. Ardına neler çektim. Ardına neler çektim, bir gün sordu mani. Bilmem öz özü uyuyasam, sevdam yadıva düşse, daha sana dönmerim yerden asman birleşse. Allah. Menden başkasın sevdiği git sana o yarasın. Menden başkasın sevdiği git sana o yarasın. Cevlu yoktu özünde bilmem sevdiği parasın. Cevlüme bir dert koydu, zahmet tapım tarasın. Cevlüme bir dert koydu, zahmet tapım tarasın. Bilmem öz özü uyuyasın. Sevdam yadıva düşse, daha sana dönmem yerden asman birleşse. Güzel. Daha sana sağ dönmem yerden asman birleşse. Sağ olasın. Yok inşallah öz de dönmez. Hatta ortada bir sorun olmaz. Bu mani olabilir. Mani de olabilir. 14'te de çünkü. 14'te güzeldi güzel. Aslında şehirler çok farklı. Çok farklı. Peki sadece sevmek üzerineydi yani mesela başka bir şey üzerine yapmayıp sen? Aslında yani sevmek şu üzerine yapmayıp. Hapse ayrılmak üzerine de. Hapse ben merak ederim. Sevmek üzerine yapmayayım sen yani. Mesela bir tane ben seviyorum. Sevmek üzerine aynen bir tane bir bestem yani var. Ya medhetsin özüm biraz. Aynen. Sen söyle sen emriyle değil o dediğin edin. Bu da Rami'nin manisidir. Rami'nin manisidir. Güzel. Aynen manimdir. Bazen şiir, bak bazen şiir insanın kalbine değmez lazımdı. Bazı şiirler var işte sen özün tüyü tiken tiken oğla. Doğru. Ama bazı şiir de var. Mesela komik geldi beşere. İlk önce bizim şairimiz Erkan Demirci başladığı zaman selamımız olsun. Güzel şiirler var. Yazarı. Aslında ilk başladığı zaman bilmem ya duza geldi. Şiirleri hepsi böyle terfihiydi. Bir de millet çok sevdi özünü. Doğru. Özü mesela yetenekli bir şairdi. Aynen. Bir de yani medh ettikten sonra bir kızı medh edir ama o medh koyur seni gülesin. Doğru. Ama sonuçta özü bir güzelliği medh edir. Hani diğer yanakları almadı bilmem ne böyle. Ama işte her şairin bir şeyi var mesela. Güzel güzel halk şairi diyorlar arkadaşlar. Güzel. Yetenekli bir şey. O da farklıydı. Farklı bir şeydi. Ama şairin her zaman çok asabiydi. Ama genelde böyle değil. Diyor çok tanırım Yakup'tan özü. Tabii ki Gençliğimiz programında zamanında getirmiş özünü. Çok programlarda da çıkıyor yanımızda. Ama Erkan gerçekten bazı gençlerimiz vardı şair dünyasında. Doğru. Hakikaten güvenli sen özelliğinden. Erkan da bir tek onlarda aynıydı. Erkan da onlardan bir onu diyirdim. Mesela bir kızı vasfedir ama gülmekten. Yani sen hiç böyle bir şey yoktu. Hiç böyle bir şiir yoktu. Sadece kahır üzerine. Var mesela şiirim. Vardı yeşil gözüm. Dünya yeşil mı? Gözüm. Yeşil gözlüm. Dünya gözün eğer sırada hazırsa. Neden ille yeşil gözüm? Korkarım getiği gözleri yeşiliydi. Renkli göz severim. Renkli göz seversin. Evet, güzel tamam. Bir gün yeşil de gelir bazen. Aynen. Merak ederim mobilinde ne kadar şair vardı. Çok ezberlememişim o yüzden yani. Aslında eskiden de Hüseyin insanlar şiir yazandılar ya da şairler kağıt kalem kullanardı. Kağıt kalmadığı için. Şimdi hepsi gençlerimiz ne şekilde yazdılar? Cep telefonu. Keyboard, telefonla bilmem belki hayır, her zaman yanlarındaydı. Hazırdı. Eğer Yakup'tan gidiyse tapmırsa başka şeyler okuyayım. Biz köprü yardıma geldi. İlk bakıştan beğendim sen o yeşil gözü. Ne? Sen özü bir meleksen çok benzetme özü. Güzel. Güzel. İlk bakıştan beğendim sen o yeşil gözü. Sen özü bir meleksen çok benzetme özü. Söz verdim Allah'ım sana. Yere salmam sözümü. Söz verdim Allah'ım sana. Yere salmam sözümü. Çoktanlandı bu cevlim yer aşkın dencidi. Yeşil rengi severim çünkü gözü rengiden. Allah. Güzel. Ne güzel. Bu mani olup da? Yok olmuyor. Ben sanki eşitmişim bunu. Aynen özü renkli gözler sevdiği için bunu yazıptı. Yani manası bu nedir? Manası o da şair de özü sevdiği ve sevmadığı şeyler de yazabilir. Çok. Ahirde o noktaya getirdin sen. Aynen. Yani o zaman Karagöz sever. Karagözlerini çok yazardım. Güzel. Mesela kahvayı göz sever. Bel. Eydi Halit'ten nene klibini yaptığımız. Bütün söz sana mıydı tamam? Bütün söz mamiydi. Bir
bir şey dinlensek ondan. Nen üzerine? Nen üzerine? Emredesen. Sağlam etmez. Ürəyim yandı nənə. Ürəyim yandı nənə, gözlərim qandı nənə. Xəyalı evdə qaldı, ayrılan candı nənə. Bilbil dallarda qaldı. Bilbil dallarda qaldı, yaman hallarda qaldı. Yağzıq o qara abav evdə əllərdə qaldı. Nənəm kimin? Görünü nə? Nəm kimin? Kimsə qamım çəkmədi həyatdan nənəm kimin? Kimse gamım çekmedi hayattan. Sen cevap versen klipte bana geldi. Ha. Ver. Gam yakamı salaydı. Kef kapımı salaydı. Gam yakamı salaydı. Kef kapımı salaydı. Salaydı. Ben öleydim yerine keşke nenem kalaydı. Allah. Ben öleydim yerine keşke nenem kalaydı. Tabii ki bu klipte çok beğenilen oldu. Özellikle Halil dediğimiz zaman. Görüntüleri de yani fazla bir yüksek şey getirdi. Gördüm ki gerçekten çok bakılan oldu. İyi de bugüne kadar çok şiir yazmışsın, çok klip yapmışsın da. Ama mutlaka bir şiir vardı, senin için bambaşkaydı. Vardı bir şey? Zaten dedim, neler ettim sana. O. O. Sadece oydu. Çok. Peki ilk yazdığı şiir yadığı geldi hayatında? İlk yazdığım şiir? Koryat yazmalı. Neydi yadığı geldi? Yok valla. Gerçekten. Birkaç koryat sene bizim için indi. Dört, yavaş yavaş. Ama dörtlü miydi yani yazdım? Çünkü yani desem sana dinas yazdım yalan derim. Çünkü yenici başlayan dinas yazamaz. Peki hani insan bazen bir karar verdiği zaman biraz zor verir özün. Mesela indi ben karar veririm televizyona çıkan biraz ister düşünmek. Sen nece o dakika oturdu aklına geldi sen şiir yazasın. Onu anladım ben. Naksi günüydü, geceydi, sabahydı, yağışydı. Bir gece yani çok şair bak ola bir programı aynı. Çok şair davet edirsiniz. Aynı hançan deyib size. Gece çok yazar bir de yalğız olanda. Çünkü yani mesela yalğız olanda ne yaşayıbsan o yada o gəlir. Tabii. Kelimet gəlir, ilham gəlir. Ama kitab okumakta daha iyi. Tabii kelime dediğimiz şimdi her zaman kitab okumak bütün insan başkadır, bambaşkadır. Başkadır. Bir yoldur, bir gösterir özden bütün insan için. Bir tek şairçi de ressam için. Aynen. Hatta program sunucuları için çok farklı, genel kültüre sahip olasın. Konuşma oda mesela. Konuşma oda. Peki Mehmet, şiir yazdıktan sonra mutlaka bir insan vardı ona gösteresen, ondan nasihat alasan ya da onun fikrini alasan. Vardı hayatında kimse? Vardı. Kimdi? Değerli ustadımız abimiz, Muayyed Boyaktı. Muayyed Boyaktı. Ben. Saygılarımız. Değerli şairimiz. Ali Gözmavu. Bel, saygılarımız Ali'ye. Bir de amme görseler. Güzel. Zaten üçü de birbirinden değerliydi. O zaman sağ son olsun. Bir Allah'ın özünden bir koryat. Allah'ın vaktimiz sağdır. Emredez. Anla derdim. Anla derdim, bağdan gül, anla derdim. Sorma bana ne ayıydı. Gözümden anla derdim. Anlayanım olsaydı derdim anla derdim. Allah. Güzel. Ne güzel. Anlayanım olsaydı derdim anla derdim. Ağzına, yüreğine sağlık. Birbirinden güzel. Sağ olun. Yani bir güzel program için. Yani ben de davet ettiğiniz güzel bir sohbet oldu. Sağ olasın. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Her zaman üstün başarılar dilerim sana. Her zaman da şeyler bu albümlerin İnşallah gelecek günlerde daha parlak yerlerde de görürüz sizi. Sağ olasın. Programımıza katıldığı için teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olasın.